Hikmet Genç, o nasıl parti içi demokrasi lan? Neredeyse her gün CHP'de deprem haberi var. Mustafa Sarıgül CHP'den istifa etti, DSP'ye geçti. CHP Marmaris Belediye Başkanı, Menemen İlçe Başkanı ve Teşkilatı istifa etti. Ve daha birçok il ve ilçede Adana, Karataş, Keşan, Aydın Efeler, Adıyaman Yayla Konak, İzmir Seferihisar, Bursa Orhan Gazi'de olduğu gibi birçok CHP'li başkan ve teşkilatı istifa etti. Tekirdağ'dan Adıyaman'a kadar yüzlercesi CHP Eyüp Sultan ilçe binası girişinde CHP'li iki grup kavga etti. Kavgada üç kişi yaralandı. Murat Hazinedar, bana düşmanlık yapan herkes MYK ve parti meclisinde ödüllendirildi. Şimdi ben nasıl diyebilirim ki iktidar şahsıma siyasi operasyon yaptı. Buna engel olmayan, bunun gereğini yapmayan da Sayın Kılıçdaroğlu'dur, dedi. CHP Maltepe ilçe teşkilatı Ali Kılıç'ı yeniden aday göstermesine tepki gösterdi. CHP'liler protesto etti, hak hukuk adalet sloganları attı. İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüşe geçti. Maraton Kemal'e gönderme. Öyle değil böyle yürünür. Özgür Özel, DHA muhabirinden duydum şoke oldum dedi. CHP'nin Mehmet Fatih Bucağı Siverek adayı yapması. CHP'nin müttefiki İP'nin Bakırköy adayı Ateş Ünal Erzen seçimlerde CHP'ye hezimeti yaşatacağız dedi. Bu da ittifak içi demokrasi herhalde. Canan Kaftancıoğlu gece istifa etti sabah göreve geri döndü. Akif Hamza Çebi, CHP Genel Sekreterliği görevinden istifa etti. Henüz geri dönmedi. Muharrem İnce, genel merkezin yaptığı yanlışlıklar ağrı dağını açtı. biliyorum ama konuşmuyorum dedi. Bir tek CHP ile HDP arasında sorun yok. HDP PKK'nın yanındayım diye adaylara CHP'den itiraz yok. HDP PKK'nın yanındayım diyen adaylara CHP'den itiraz yok. HDP de mahalle mahalle gezip destekleriz diyor CHP'nin kendilerine uygun profillerini. Velhasıl Kılıçdaroğlu'na soruyorsun bu ne hal diye. Diyor ki parti içi demokrasi. CHP'nin seçim bildirgesinde birinci madde hoşgörü. Seçim sloganları ise kendileri için bulamadıkları derman. Tüm bu istifalar, kavgalar, birbirine giydirmeler de parti içi demokrasi. Önceki gün İmamoğlu, biz ciddi bir farkla kazanacağız demiş. Genel başkanınız da 24 Haziran'da en az %60 alıyordu. Ekrem, sen yenisin galiba. Önce parti içi demokrasi yapmasını öğren. Hikmet Kenç, akşam.